Ağladınız sorusunun cevabını aldım. Ağlamadınız, tuttunuz, şöyle yaptınız ama Elif dedim, B dedim. Eyvah vukuat var diyormuş ya Tuncer Bey. Elif dedim, B dedim diye başlarsanız. Onu en son ne zaman söyledin? Ben Türkiye'ye başladığım zaman hep acıklı türküler söylerim. Ona başladığım zaman bir yerde bir şey oldu. Bir de ya ütü yaparsam ya bulaşık yıkarsam bunu söylemeye başladığımda Tuncer der ki eyvah bir vukuat var, gene bir şey oldu. İşte en son ne zaman Elif dedim be bu dedim. Bu sıralar o kadar şey değil ama Elif dedimi biraz oluyor. Yani bir yıl falan oluyor. Bir de pardon bir yakın zamanda tekrar söyledim. İşte o yakın zamanı tahmin ediyorum ama söyledim, ispatlayamam. Ama bir şey daha söyledim. Ben bu Selanik türküsü vardır, Çalın Davulları. Onu benim babamın ailesi Atatürk'le tanışır. Babamın amcası Atatürk'ün arkadaşı. Yani Zübeyde Hanım'la ilgili aşırı bir hassasiyetim vardır benim ondan dolayı. Yani onların hayatını biliyorlar. Hatıraları var, hikayeleri var. Bu Selanik türküsünü şimdi ben çok dinliyor ve söylüyorum. Çünkü bir şey fark ettim. Bilirdik biz bunu eskiden. Atatürk bunu kendisi söylermiş ve ağlarmış. Yani gözünden yaş akarmış. Çünkü o bambaşka bir... Yani Rumeli Türkler biraz acılıdır zaten. Ama biz bunu kendi içimizde konuşurduk. Mesela daha çok Neşet Ertaş dinler veya söyler, ağlardım ben. Yani o devirlerde daha böyle hani bir şey. Fakat şimdi... Yaş ilerledikçe herhalde bir de Atatürk'ün annesine, kendisine çok çirkin bir saldırı söz konusu olduğu için o insan yanını ve o yani bütün eziyete, bütün ne diyeyim ki yorgunluğa rağmen o duruşunu, onun da o insan yanını ağlayabilen o gözlerini, sizin gözleriniz gibi o gözleri anlatabilmek için Selanik türküsünü her yerde çaldırıyorum ben şimdi. Biraz orada ağlıyorum yalnız.